Ben de katılıyorum. Bu maçı savunma kazandı. Fenerbahçe bench'ine dönüp "Ola alın şimdi." Gördüm, evet. gibi bir şey yaptı. Yani... Sakın savunma olarak söyleme zaten. Larkin bu takımın lideri ve çok aç gelmiş. Çok değişti bu, biliyor musun? Sokrates'ten merhaba. Eurostep'in yeni bölümüyle karşınızdayız. İbrahim Kutluay ve Alen Dikböy'le birlikte Euroleague'de haftanın gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş naber? İyilik. Tabii ki yok. Klasik diye miydi hafta? Hafta sonu çok iyi. Çok iyi. Biraz nefes aldık. Takımlarımız da nefes aldı. Değil mi? Biraz yaklaştık programda fiziksel olarak. Hmm. Önceki günler olarak. Umarım tabii aramızdaki ilişkiye de iyi yansıyor. Pozitif enerji paylaşmak tabii. için herhalde. Öncelikle tabii yani Türk basketbolunun efsanelerinden Yalçın Granit'i anarak isterseniz başlayalım. 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Tabii birçok takımda etkisi var bizzat. İşte çok fazla belki hani Darüşşafaka ve Galatasaray'la hep Yalçın abiyi anıyoruz ama aslında Eczacıbaşı'nın da mesela kuruluşunda çok önemli pay sahibi. Aydan Siyavuş'ta Eczacıbaşı özdeşleşmesine rağmen o kulübü de mali liglerden alıp birinci lige taşıyan ve 80'lere damga vurmasına ön ayak olan isim Yalçın Granit. Yani direkt olarak baktığımızda 3 kulübe de Türk basketbolunda çok katkısı oldu. Kuruluş aşamalarından itibaren. Milli takım katkısı zaten malum. Sonrasında yazarlık yaptı. Ki keza yani burada başta tabii oğlu Ali Granit olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileyelim. 2016 yılında yine piyasaya sürülen Adanmak kitabını da Ali Granit imzalı. Buradan tavsiye edelim izleyicilerimize. İbrahim abi istersen sen de başlayalım. Yani neler söylemek istersin Yalçın abinin etkisiyle alakalı Türk basketboluna? Öncelikle Yalçın abinin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın. Sabır diliyorum ailesine. Her zaman Yalçın abiyle bir abi kardeş, baba oğul gibi bir ilişkimiz vardı. Senin de söylediğin hepsine katılıyorum. Yani bunları söylemek çok kolay değil tabii ama Yalçın abi Türk basketbolu için çok önemli bir figürdü. Yıllarca Türk basketboluna damga vurmuş oyunculuğuyla, daha sonra basketbol adamlığıyla, çalıştığı kulüplerde göstermiş olduğu, milli takımda göstermiş oldukları, yapmış olduklarıyla Türk basketbolunun en önemli basketbol adamlarından bir tanesiydi. O yüzden mekanı cennet olsun. Darüşşafaka Doğuş İşbirliği'nde biz göreve başladığımızda Yalçın abiyle çok yakın bir ilişkimiz olmuştu. Yani hem belki Darüşşafaka Doğuş'ta Yalçın abinin resmi olarak bir görevi yoktu ama kendisi her zaman bizim fahri olarak yanımızdaydı. Zaten onun formasını da salona asıp onore etmiştik. O gün çok mutlu olmuştu. Çok gözlerinden okunuyordu o mutluluğu. Bir dönem her gün, her sabah telefon ederdi bana. Her sabah işte takımla ilgili, Türk basketboluyla ilgili fikirlerini anlatırdı. Ben dinlerdim. Sonra maçta kalkardı yerinden. Onun yeri vardı. Yerinden kalkardı, gelirdi bana. Giy formunu, çık sahaya derdi falan. Kızardı. Niye oynamıyorsun derdi. İşte antrenörlerle ilgili, kulüple ilgili, yapıyla ilgili bazen eleştirisel, bazen destekçi her zaman yanımızda olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta Ali'ye, Ali Granit'e de başsağlığı tekrar dileyim. Ailesine de başsağlığı dileyelim. Yani Türk basketbolu gerçekten büyük bir değer kaybetti. Ama zaten yeteri kadar yaşadığı süre boyunca da basketbol ayından geldiğince hizmet etmeye çalıştı. Benim ilk tanışıklığım milli takımda olmuştu çok. Hı hı. O zaman 93-94 o yıllar 93-94. Milli takım koordinatörü değil mi? Evet. İlk o dönem tanışmıştım. Beni hani sever ve gençleri destekler ve artık Türk basketbolunun bir ekol olmasını, yani Yugoslav ekolünden sonra Türk basketbol ekolünün de bir ekol olması için çok uğraş verdi. Tekrar Allah rahmet eylesin. Aynen, aynı zamanda yurt dışında da oynayan ilk Türk basketbolcuydu Yalçın Granit. Bunu duydum, evet. Paris Racing'de oynamıştı. Evet. 1955'te ilk oraya gitti ve sonrasında tabii birçok oyuncuya aslında kapı açtı. Hatta işte çok meşhur bir hikaye var, işte Robert Bunel
Yalçın abiyi yanına alıp Fransa'da farklı şehirlere gidip onun şut mekaniğini Fransız oyunculara gösterirmiş. İşte bakın böyle şut atacaksınız diye. Hmm. Hani sen belki bir şeyler eklemek istersin İbrahim abinin söylediklerine. Yani öncelikle İbo söylediği gibi ailesine başı sağ olsun iletmeye isterim. Yani açıkçası Yalçın Granit'i çok iyi tanımıyordum ama öyle bir şey söyleyebilirim. Yani bu adamdan müthiş bir enerji vardı ve özellikle bir tutku. Yani çok nadiren böyle ilk defa bir şey, bir adam, bir bayan görüyorsun ve anında kapıyorsun enerjisini, değil mi? Yani ben çok Euroleague maçlarında mesela Darüşşafaka Euroleague oynadığı senesinde ben çok maçlara gidiyordum ve beni görünce merhaba, nasılsın, Türkçen çok iyi, telaffuz mükemmel falan diyordu bana. Yani ben şaşırıyordum, demek ki işte beni takip ediyordu ya da izliyordu yani bir şekilde. Ama anlıyorsun yani sabah kalkıyor basketbol, yemek yiyor basketbol, nefes alıyor basketbol, yatıyor basketbol. Yani böyle bir adam yani belli. Ben o kadar sizin gibi bilmiyorum işte maalesef ama birkaç anekdotları işte duymuş oldum. Ama evet, yani nur içinde yatsın. Yani büyük adam kaybetti Türkiye, öncelikle pardon ailesi ve Türk basketbol, ama böyle anladım yani. Böyle bir hissim var. Çok farklı bir adamdı, değil mi? Her zaten anlamda. Çıkarttığı kitabın ismi adından da aslında her şeyi özetliyor. Evet. Yani adanmak sporda bence başarının en önemli kriteri. Çünkü bir sporcu eğer kendi yaptığı işe, yani basketbolculuğuna kendini adamıyorsa, istediği kadar yetenekli olsun, istediği kadar farklı özellikleri olsun, başarılı olma şansı çok az. Evet. Yani bu işe tamamen kendini, her işte böyle zaten. Yani ne iş yaparsan yap, kendini oraya adadığın kadar başarılı oluyorsun. Çünkü başka şeylerden soyutlanıp bütün fokusunu, bütün enerjini oraya verip daha çok antrenman yapıp, daha çok izleyip, daha çok öğrenmeye çalışıp, daha çok yaratıcı olmaya çalıştığın zaman başarılı oluyorsun. Yani o bakımdan da adanmak çok güzel bir kelime. Yani bence sporun anahtarı tutku ve kendini oraya adamışlıkla adamışlıktan geçiyor diye düşünüyorum. Peki yakınlarına tekrar başsağlığı dileyelim. Türk basketbolunda, Türk sporunun da başı sağ olsun. Yalçın Granit çok iz bırakan bir isimdi. Bu şekilde biz de anmaya çalışmış olduk. Maçlara geçelim. Fenerbahçe Beko Maccabi deplasmanında kazandığı etkileyici bir galibiyet. 65 sayıda tuttu Maccabi'yi Fenerbahçe Beko savunması. Hani ilk yayınlardan itibaren konuşuyorduk bu sezon. Yani işte Dökolo'nun çok verimli olmadığı maçlarda ya da çok iyi olmadığı maçlarda Fenerbahçe ne yapacak? Nasıl hücumda skor üretecek? Nasıl çözüm sağlayacak diye. İşte Bobby Dixon'ın yanında bir soru işareti vardı. Acaba hani biz bazı maçlarda Bobby'den katkı alabilir mi Fenerbahçe diye düşünüyorduk. Sonuçta hani kadro içerisinde bir ağırlığı olan bir oyuncu. Fiziksel olarak eski günlerinde olmasa da hala takım içerisindeki etkisi yüksek. Ve karşısında Scottie Wilbekin'in de olmasıyla birlikte oradan kişisel bir husumeti de sahaya pozitif enerji olarak devşirdi Bobby Dixon. Fenerbahçe'nin galibiyetinde çok büyük rol oynadı. Alen, istersen senden başlayalım. 65 sayıda tuttu dediğim gibi Maccabi Fenerbahçe savunması ve çok ihtiyaç vardı bu galibiyete sezonun bu bölümünde. Yani kazanmak ötesinde bence performansı savunma tarafında bakmamız lazım. Yani çünkü Maccabi ilk 4 mü ilk 5 mi en iyi hücumlarından biri. 65'e tutmak, yani performans orada, yani kesinlikle, yani çok farklı bir enerji paylaştılar sahada. Çok farklı bir Fenerbahçe Beko izledik. Tamamen işte komando gibi, her zaman bu kelimeyi kullanıyorum ama resmen tam zamanı, zor deplasman, tabii ki fan faktörü yok ama yine deplasmandasın. Kaybettin işte üst üste. Mutlaka yeni bir kahraman çıkartmak gerekiyor ama özellikle bir ruhu, yeni ruhuyla gitmesi gerekiyordu. Yani bu çok önemli. Belki Veseli çok böyle verimli olmadı bu maçta.
belki Ahmet çok fazla oynamadı. Yani şey, uzun sektöründe, uzun departmanda belki çok verim almadı ama kesinlikle dediğin gibi yani aslında soru işaretleri çok yoktu yani Bobby Dixon ile ilgili. Çünkü mutlaka böyle bir maç çıkarıyor yani sezonda. Evet. Yani umarım daha fazla olacak böyle ama bu sefer ne oldu? Dediğin gibi bu sefer Dekolo keskin olmayınca, Brown agresif olmayınca Bilit devreye sokmak gerekiyordu. İşte Dixon, pardon, Ali Muhammed muazzam yani. Muazzam takım taşıdı ve orada işte enerji dağıttı ve herkesi takip etti. İbrahim abi sen ne söylersin? Yani Lorenzo Brown'un da performansı aşağı doğru iniyor bu dönemde. Aslında Alen ondan da biraz bahsetmiş oldu. Evet, şimdi sezona başladığında Fenerbahçe, Lorenzo Brown takımın en formda oyuncusuydu. Bütün parametrelerde liderdi ve takımın hem yönlendirirken hem de skora katkı yapıyordu. Fakat 1-2 maçtır, 2-3 maçtır o performansından biraz uzak. Tabii ki önemli tarafı bu galibiyetin, Lorenzo Brown'un olmadığı günde... Hani geçen hafta da konuşmuştuk. Westerman veya Bobby Dixon, Mali Muhammed buraya katkı yaptığı sürece iki tane guard oyunu domine ettikleri sürece Fenerbahçe ayrı bir takım olur diye. Ali Muhammed'in o anlamda yaptığı katkı son derece önemli ve gerçekten müthiş bir maç oynadı. Hem Wilbekin'e karşı o kişisel savaşı kazanıp hem de savunmada çok fazla yenilmeden hücuma ciddi katkı vererek Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olduğu bir anda bu galibiyetin baş mimarı oldu. Ama ben de katılıyorum, bu maçı savunma kazandı. Hı hı. Ve savunmada verdiği enerjiyle Fenerbahçe bu maçı kazandı. Burada bana göre en önemli paylardan bir tanesi de Deschamps Pierre. Hı hı. Onun enerjisi, onun savunma katkısı, reboundlara katkısı arttı. Bazen görülmeyen noktalarda çok açık kapatan bir oyuncu. Evet. Buna tabii Veseli de savunmadaki performansıyla katılınca o takım savunmasını doğru yapmaya başlayıp bundan aldığı enerjiyle hücumu zaten belli noktalarda tam oturmasa da belli noktalarda şekillendirmeye başlayınca Fenerbahçe kazanma noktasını her maça getirebilir. Çünkü kaybettiği 3 maça baktığımızda savunmada felaket bir görüntü veriyordu. Yani hem birebir savunmada, hem savunma kaymalarında, hem adam eksildiğinde arkadaki uzun oyuncuların yardımlarının zamansız olması, rotasyonun geç gelmesi. Ama bu maçta daha oturmuş, daha birbirinle savunma anlayışını destekleyen, zamanlaması birbirine tutan şey vardı. Fenerbahçe gördük. Bu da zaten doğal olarak Maccabi'nin o hücum gücünü 65 sayıya indirdi ki evinde 65 sayı atan Maccabi herhalde son dönemde az görmüşüzdür. Olmuştur ama az görmüşüzdür yani. Buna mukabil De Colo'nun da son dakikaları verimli oynayıp doğru topu kullanması, doğru yönlendirmesi oyunu Fenerbahçe'ye bir galibiyet getirdi. Hem De Colo'nun liderliği açısından önemliydi. Ali Muhammed'in yardımı, o desteği çok önemliydi. Ama her şey önemlisi... O kararı abi, yani her şeyden önemlisi derken sözünü kestim, pardon. Yani Bobby Dixon'ın orada oynaması da düşünülebilirdi aslında. Yani son bölümünü Ando De Colo ile oynamayı tercih etti Kokoşko. Biraz hani NBA mantığı diyebiliriz. Evet, sonuçta hani zaten doğaldır. Maçı Bobby Dixon getirdi ama oyunu akıl koyma kısmında, çünkü son dakikada akıl koyup sayı atma, yani oyunu yönlendirme noktasında De Colo'ya ihtiyacı var. Sadece bu maç için değil. Bütün sene ona ihtiyacı var. Tartışılıyor biraz. Yani iki tane karar maç sonuna doğru De Colo'nun biraz tartışılıyor ama o NBA mentalite kullandığı için, yani Kokoşkov böyle, evet De Colo kullanacaksın ama sıcak adam kimdi yani bu maçta? Ya ben işte biraz o yüzden sordum. Evet. Mesela Obradovic koç olsaydı, hani bunu direkt Obradovic Kokoşkov karşılaştırması olarak almasın izleyicilerimiz. İlla oraya atıfta bulunmak için söylemiyorum ama ya da Messina diyelim. Yani Obradovic'i de Messina, fark etmez. Avrupa basketbolu temelinde olan koçlar. Bence mesela Bobby Dixon'ı bitirirdi. Ben emin değilim.
Ben öyle de düşünüyorum. Yani Dixon ile devam ederdi ama tartışılır tabii ki ama şey, o sonra işte koçun felsefe saygı duymak lazım. Yani baştan dedi, yani baştan anahtarları Dekolo'ya verdi. İkinci adam Brown olacak. Yani bu sistemden çıkmak istemiyor yani belli. Dekolo ben liderim, ben bu takımı taşıyacağım. Net bir mesaj gönderiyor yani maç sonuna doğru. İki tane erken atış, iki tane riskli atış aldı. Ama sonunda işte clutch yetenekleri işte gördük ama tartışılıyor. Yani çok parametreleri o kadar çok var ki yani bu takımın reaksiyon vermek adına öncesinde yapmak gerekiyor. Bence savunma. Yani %100. Oradan başlıyor. Şimdi burada Dekolo'dan beklenti çok yüksek olduğu için Dekolo'nun performansı sorgulanıyor ya da iniş çıkışlı. Tam hani güven vermiyor. Hı hı. Ama Ali Muhammed'den bu performansı beklemediğin için, bu performansı gösterdiği için farklı bir noktaya giriyor. Ben uzun vadede Dekolo'nun şu anda güven vermese de Dekolo'nun liderliğini Kokoşkov'un vazgeçilmesi şu anda. Evet. Yani yapacak fazla da bir hamlesi yok. Doğru. Elindeki malzemeyle. Hı hı. Ama burada tabii ki Veseli'nin de varlığı çok önemli. Veseli bu maçta özellikle savunmada bana çok şey verdi. Evet. Umut verdi. Çok değerli bir galibiyet. Arka arkaya 3 mağlubiyetten sonra alınan, hı-hı, bu galibiyet deplasmanda çok değerliydi. Çünkü Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var şu an için ve umarım savunmadaki bu istek, gayret, enerji, çünkü enerji, bazı oyuncular o enerjiyi her maça yansıtmak zorundalar. Yani çünkü Fenerbahçe'nin olma amaçları bu. Doğru. Onu da her maç sahaya koymak zorunda. Her gün şut sokamayabilir, her gün o skoru bulamayabilir ama evet, sahaya girdiğinde bazı oyuncuların varlığı bu olduğu için o enerjiyi her gün koyabilme ama zorundalar. O ilk beşli ile ilgili bir olay değil bence. Yani o bahsettiğin şey bench'ten geliyor. Kokoşkov da onu söylüyor. Bench'ten geliyor. 75'in 42'si bench'ten tabii geldi zaten. Evet. Deshaun Pierre bir oyuncu aklıma geliyor sürekli onu izleyerek. Pete Michael benzemiyor evet mu? Benziyor. Yani o kadar şutör değil galiba. İyi. Zaten Pete Michael çok iyi şutör değildi ama sonradan Barcelona'ya gelip işte geliştirdi. Ama alçak o, post diyorsun. Evet. Alçak post. O Ali Muhammed, Meli, Ahmet, Eddie. Yani Eddie yine en büyük özelliğini şut kaçırmadı. Yani bu çok önemli. Yani o ilk beşi baktığın zaman o sertlik, o sert savunma Veseli'den mutlaka gelir. Ama ucumları yani şey rakipleri sürekli Dekolo'ya yüklemeye çalıştığı için orada bir düzeni ayarlamak lazım. Ve bu düzen bench'ten geliyor yani genelde. Bir şey sorayım İbrahim abi. Bu Bobby Dixon, Scottie Wilbeck'in çekişmesi hani çok zaten gündemde uzun süredir. 2016'daki maçtı galiba. Sen Daçka'daydın o dönem, hı-hı, yanlış hatırlamıyorsam. Saha içerisinde bir olay olmuştu Bobby Dixon'la Scottie Wilbeck'in arasında. Ki Wilbeck'in maçın sonunda da Fenerbahçe karşısında işte üst üste 5 sayı bulunca yanlış görmediysem, sonuçta Tel Aviv'de değildik ama televizyondan izleyebildiğim kadarıyla, hı-hı, Fenerbahçe bençine dönüp mola alın şimdi gördüm, evet. gibi bir şey yaptı. Hı-hı, yaptı. Hani, Wilbeck'in de yakından tanıyan biri olarak hani bu Bobby Dixon Wilbeck'in çekişmesine dair ne söylemek istersin? Bir şey var mı arka planda? Arka planda bir şey olduğunu sanmıyorum ama bence sadece Fenerbahçe Darvish Volkan maçında değil, bence mini takımdaki rolünü aldı diye de bir kişisel şeyi var. Yani Bobby Dixon mini takımın devşirme oyuncusuydu. Sonradan Wilbeck'in rolünü aldı. Doğal olarak insan psikolojisi, oyuncu psikolojisi normal olarak olayı kişiselleştirme boyutuna getirebiliyorsun. Wilbeck'in zaten Fenerbahçe seyircisiyle hep bir şey oldu, problem oldu. Evet. Ama iyi bir oyuncu Wilbeck'in. Bunu hani karakterinden, kişiliğinden bağımsız olarak söylemek lazım. Şöyle var. İyi oyuncu. Evet, iyi oyuncu. Yani kaliteli bir oyuncu kesinlikle. Ama o trash talker sınıfta yani
Wilbekin ve Dixon arası yani büyük fark var. Wilbekin işte böyle gösterecek, konuşacak, büyük enerjiyle trash talking yapar. Bobby Dixon işte sessiz sessiz al bir tane, al iki tane, al üç tane, sus artık diyor. Ama Wilbekin böyle bağırarak, göstererek falan işte onun jest tazı. Yani. Jest evet jest ama onun tazı yani, ama şey kötü kim kötü anlamda değil. Beslenir, kim tabii, tabii ki tabii ki işte yani. Bu it's part of the game yani şey oyunun bir tabii parçası. Tabii ki bu buradaki önemli nokta rakibe ve rakip taraftara veya herhangi birine saygısızlık noktasının sınırını geçmediği sürece bunların hepsi basketbolda spor içinde olan şeyler. Tabii, tabii. Yani eğer o seni motive ediyorsa okey ama iş saygısızlık boyutuna geldiği noktada o zaman bu kabul edilebilirlikten çıkmak çıkıyor. Peki haftanın enleriyle devam edelim. MediaMarkt'ta haftanın enlerini seçelim. Sonrasında Anadolu Efes'e geçiş yapacağız. Her zaman olduğu gibi MediaMarkt'ta haftanın enlerini seçeceğiz. Haftanın takımıyla başlayalım. Alen. Zor ya benim için. Ya ben hem Efes hem Fener seçmek istiyorum. Herhalde daha orta yolcu bir tavır. Yok, olamazdı. Diğer maçlara baktığın zaman yani o kadar yani şey. Barcelona böyle son dakika kazandı. Tartıştık biraz ama bir geri dönüş var yani gerildik. Bir taktiksel bir ne? Gerildik diyor. Evet, o güzel söyledi. bir provokatif bir şey baya vardı, baya provokatör. Çok değişti bu biliyorsun. Ya 17-0 seri yemiş maç içerisinde. Ya, son çeyrek tamam. 13-0 başlamış. Haftanın takımı Barcelona. Yok haftanın takımı demiyorum. Yeter oynadın tamam ya, bu takımda kadar değil, anladım. O kadar değil. Rahat ol. Ha, tamam. Ben hem Efes hem Fener demek istiyorum bu hafta. Tamam. Ama sen tamam. De şimdi oynadın bu takımda falan yani. Kaç kişi oynuyor Barcelona? Doğru. Boş ver ya. Yani. Sana teklif farklı gelmedi mi? Farklı değil oturduğunun Alen. Dur belki bir şey çıkar buradan. Teklif gelmedi mi hiç Barcelona mı? Alen sana. Varken nereden gelsin bak? Yok artık. Sen şut at ben savunma yap. Düşünsene ya. Of. İyi olurdu evet. Peki abi sen evet. Takım olarak? Fenerbahçe diyorum. Ben de Fenerbahçe diyorum. Sen lütfen 2.5 yani. Evetle 2.5 yani, evet. Uğurluyoruz. Haftanın oyuncusuyla devam edelim. Grigonis diyerek ben pas atayım. McCollum diyorum. McCollum. McCollum kazandı. Evet. Ve haftanın koçu ben Kokoşkov diyorum. Sonuçta Maccabi deplasmanı yani işte siz de bahsettiğiniz seyirci olmasa da evet. Büyüklüğüyle zaten o deplasmanın takım içerisinde yarattığı atmosferden de çok iyi çıktı Fenerbahçe. Ben de Kokoşkov diyorum. Ben de. Sadece atmosfer değil hani takımın içinde bulunduğu durum psikolojik olarak dengesi bozulmuş bir takım. Bu takımı tabii. Hani böyle bir deplasmanda böyle bir takıma karşı toparlaması en azından 2-3 maçtaki eksikleri doğru tespit edip oraya ağırlık vermiş olduğu yaptığı antrenmanlarla belli ki aldığı önlemlerle ve oyun planıyla bence Kokoşkov bu haftayı hak etti. Kesin. Peki duyuruyu da yapayım. Mağazadan teslimat olarak MediaMarkt.com.tr'ye giriyorsunuz. Sepetinizi oluşturuyorsunuz ve kargo beklemeden seçtiğiniz mağazadan birkaç saat içerisinde ürününüzü teslim alabilirsiniz. O yüzden mağazadan teslimat imkanını da kaçırmayın. Ürünlerinizi MediaMarkt.com.tr'den satın alın, mağazadan güvenle teslim alın. Mağazadan teslimat hizmetiyle ürünlerinizi hızlı ve hijyen kurallarına uygun şekilde mağazadan teslim alır, hiç beklemezsiniz. Hizmete bak, MediaMarkt, MediaMarkt. İbrahim abi 84-79 kazandı Anadolu Efes ve Shane Larkin'in dönüşü yani takımın diğer kısalarına da büyük etki etti toplamda. 50 sayı buldu 3 kısadan Anadolu Efes. İşte Mitsic, Boboa ve Larkin 15-15-20. Ve Ergin Ataman'ın da maç sonu açıklaması ilginçti. Shane Larkin döndü, takımım da döndü şeklinde. Yani Efes zaten hani sezona çok yavaş başlamıştı ama buradan sonrası ki Olympiakos yani sezon başı performansıyla birlikte referans alınabilecek bir takım ne olursa olsun iyi maçlar kazandılar. Yani buradan sonrası ivme yukarıya doğru gider gibi gözüküyor Efes'te. Sen ne söylersin? Efes kaliteli bir takım. Bak yani Euroleague'in tüm takımlarına baktığımız zaman kadro itibariyle ve yıldız oyuncularının kalitesine baktığın zaman ben bu ligin favori 2-3 takımından bir tanesi olarak görüyorum. Her ne kadar kötü başlasa da bu ivmenin yukarı doğru gideceğinden eminim. Çünkü şu net olarak gözüktü ki Larkin bu takımın lideri,
ve çok aç gelmiş. Yani onu hani oyuna girdiğinde hissediyorduk. Hissettirdi bize. Belki ilk çeyrek ve ikinci çeyreğin sonuna doğru onun o açlığı ve bir an önce kaldığı yerden devam etme isteği, ama tabii ki uzun süreden beri oynamayan bir oyuncunun bir dönem bocalamasından dolayı çift taneli farklar bir anda, özellikle ikinci çeyreğin sonu ve üçüncü çeyreğin başını baz aldığımızda, o sekansı baz aldığımızda negatife dönüştü. Hı hı. Ama yıldız oyuncu veya diğer parçaların ona yardımı, ne dersen de Larkin'in şut atmadığı gün bile sahada varlığı, evet, o diğer oyuncuları bir kere çok rahatlatıyor. Buna formda bir Larkin'i de eklediğin zaman zaten Anadolu Efes başka bir boyutta basketbol oynamaya başlıyor. Çünkü Larkin'i bir adım geriden savunamazsın, içine girmen lazım. İçine girince çok çabuk geçebiliyor. O geçtiği zaman diğer kısalar çok daha rahat pozisyon bulabiliyor. Yani pick and roll oynamak çok daha kolay. Uzun oyuncuların işi çok daha kolay. Dolayısıyla ikinci yarı, üçüncü çeyreğin ortasından başlayan o Larkin performansı Anadolu Efes'i hakikaten 2-3 level yukarı götürdü. Chris Singleton da keza belki de sezonun en iyi maçını oynadı. Yani istatistiklere baktığımızda çok böyle Chris Singleton ne maç oynamış demez kimse ama hani açık maç izlendiğinde gerçekten çok ciddi katkısı olduğunu söyleyebiliriz. 33 dakikada sahada kaldı. Ki iki faalli oyunun başında erken iki faal almasına rağmen bunu devam ettirdi. Ergin Ataman da zaten biraz ona dikkat çekti yani maç sonunda. İşte takımım geri döndü derken bence işte Singleton, Mitsic, Boban'ın performansı hani Covid sürecinin sonrasında zaten yavaş yavaş toparlandı. Evet. Ama Efes'te diğer oyuncuların katılımı ve aslında biz Larkin yokken beklediğimiz o katkıyı, hı-hı, Larkin döndükten sonra, hı-hı, aldı Efes. 13'te 4'te bitirdi yoksa Larkin maçı, ki 3 tane de serbest atış kaçırdı. Ama en kritik pozisyonda gitti, turnikeye attı mesela maç sonunda. Evet. Ya katılıyorum yani İbo'yla. O varlığı, her şey değişti. Zaten geçen hafta söyledik. Sadece o kadrodan kadroda olunca moraller işte değişecek. Sonra taktiksel açısından yani en büyük avantajı yani bu sezon Anadolu Efes'ten, çünkü yeni bir parça yok. Aynı takımla devam ediyor. Sahada işte Larkin sanki bir mola vermemiş gibi geri döndü. İnanılmaz, bence çok büyük bir performans yaptı. Yani sadece fiziksel anlamdan demek istiyorum. Yani çok formda. Yani çok formda demeyelim. Formda. Ve gereken şeyler yaptı. Savunmada katkı verdi. Larkin diyorum. İstediği şutları... Bence %50'sine bile oynamıyor. Şu andaki görüntüsü. Yani çok biraz, formda olduğu... Formda. Çok formda değil. Yani formda, yani formda geldi. Yani hazır geldi. İlk maça göre yani çok iyi geldi yani bence. Ama şöyle yani... Herkese böyle şurup verdi yani. Al sana şurup. Şimdi hadi oynayalım beraber. Çünkü belli yani Mitsic'ten nasıl yürüyor, nasıl savunma yaptı, nasıl koşuyor, nasıl pikerler oluyor, ne zaman asist verecek. Yani her şey, body language herkesten değişti. Larkin'le beraber. Yani belli yani en büyük avantajı Euroleague'de işte büyük takımlar var. Fenerbahçe, CSKA, Real Madrid, kim istersen, ama onların büyük avantajı aynı kadroyla gidip sahada inanılmaz bir tempo sahip bir takım ve mutlaka her maçta 80 sayı üzerine bir takım, bir potansiyeli var. Yani 80 sayı ve üste attığı zaman Efes, yani onları durdurmak yani çok zor oluyor. Yani bir de bu maçta çok az katkı aldılar uzunlardan, ama Larkin efekti, her şey değişiyor. Ben şöyle görüyorum. Şimdi Efes her gün bence yukarı koyabilecek potansiyeli olan bir takım. Şimdi diğer takımlara baktığın zaman mutlaka ilk 5, yani ligi favorisi ilk 5 takıma baktığın zaman hepsinin belki daha katacak, gidecek yolu var, ama Anadolu Efes'in daha çok bir şeyi var. O makas çok daha farklı, uzun. Eğer Larkin oynamaya biraz daha alışıp daha forma girdiği zaman... Zaten Mitsic 38 dakika oynadı mı maçta? O civarı. Ona yakın. 38 civarı. Evet. Şimdi Larkin dönene kadar ciddi bir ağırlık vardı Mitsic'in üstünde. Bunu zaten paylaşmaya başlayınca o
geçtiğimiz seneki uyumu yakalayıp Dunstan, Singleton, Moerman da devreye girdiği zaman ki bence Dunstan hiç de fena oynamadı bu maç. Evet, evet. Bir ara gözü görmüyordu yani şişmişti. Evet, evet. Ona rağmen hani herkes bir şeyin içinde olumsuzluk yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani hani kötü bir başlangıç olmasına rağmen ileriye umutla bakan ve işlerin nasıl düzeleceğini bilen bir koç, bunu kabullenen bir oyuncu ekibi ve tabii ki saha içi lideri de geldiği gün işlerin hangi noktaya gidebileceğini gösteren bir tablo. Her ne kadar Olympiakos zaman içerisinde, yani maç içerisinde yakalayıp öne geçmiş olsa da Efes bence rahat bir maç kazandı. Yani vitesi arttırdığı gün, arttırdığı an farklı boyuta geldi. Burada Simon'a dair parantez açmak lazım. Hı-hı. Yani Joker gibi bir oyuncu. Ha, tamam, zaman zaman çok kötü performanslar da olabiliyor ama yani işler sıkıştığı anda topu direkt verip oyun aklını topu en doğru atışa kadar götürebilecek tek oyuncu. Ya başka bir şey var. O Larkin kaç aydır işte inaktif kaldı. Dönüyor ilk maçta. Bu kadar çembere gitmek, bu kadar ısrar etmek, o da sana bir pozitif bir sinyal veriyor. Misic de yaptı onu mesela. Misic de yaptı mesela. Tabii yani şey, bulaşıcı bir şey. Bir şey. Yani Larkin, Misic beraber bambaşka bir takım. Yani her şey değişiyor. Tabii ki çok blok yedi Larkin. O da bir düzeltme yapmak lazım. Yani kesinlikle atıyorum Ocak'taki Larkin penetre ettiği zaman yani mutlaka bir 1 metre mesafe bırakıyordu. Yani çok nadiren blok yiyordu ama bu maçta işte ilk olduğu için ama o yüzden çok normal, normal işte normal diyorum. Ama bir ona iki ilk tabii, adım. Ona iki yay ver. Hadi belki daha az çok farklı bir yani çok büyük bir yay sonra atacak. Başka bir aynen öyle. Boyut olur. İbrahim abi Dunstan'dan bahsetti tabii. Onunla alakalı parantezde Euroleague tarihine geçti. Bu maçtaki bloğuyla birlikte Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncu oldu. Açılış dakikalarındaki Papanikolaou'ya yaptığı blokla zaten Fran Vázquez'deydi rekor. Ama Fran Vázquez galiba 40 ya da 50 maç. Evet, fazla maçla. Daha fazla yani, maç. Şu anda aynı sayı. Yok. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Maçın diğer bölümünde yaptı. Evet. 251 ile şu an Euroleague tarihindeki en çok blok yapan oyuncu. Shane Larkin de hani sosyal medyaya koymuş bunu. Ben kişisel olarak şeyi biliyorum. Larkin o rekorları kendi üzerinde, kendi isminin altında Euroleague rekorlarına çok önem veriyor. Yani bazı oyuncular hani hiç umursamaz demeyeceğim ama daha az önem verir. Larkin'in gerçekten takımla birlikte kazanmanın yanı sıra hani Euroleague tarihinde belirli istatistiklerde Shane Larkin ismi olsun takıntı demeyeyim de hani bir isteği var. Çok yoğun bir isteği var. İşte sayı rekorunu kırdı zaten. Evet. Üçlük rekorunu egale etti Gadlock'la galiba. Hı-hı. Yani birçok rekorda yine onun isminin yer almasını istiyor. Ve Dunstan da Efes formasıyla bunu başardı. Onu da tebrik edelim bu açıdan. Euroleague tarihinde önemli bir kilometre taşı. Peki... İstikrar abidesi diyebiliriz daha. Hani böyle yani yıllardır oynadığı basketbola bakarsan zaten kaç tanesi var? Kai Hines, Brian yani, Dunstan gibi evet, oyuncular. Evet. Çok önemli. Yani her gün ne vereceğini bildiğin oyuncu koç için çok değerli. Evet, çok az böyle var. Çok az. Bak son 10-15 sene benzeyen profil ver bana yani çok az var. Çok az. Bir ara Lasme vardı, bir ara. Ama daha düşük bu kadar değil. O kadar daha değil. Bu seviye değil. Evet. Bu seviye bence hani bu seviye geçmiş bir oyuncu gerçi de Victor Hryapa olabilir. Sakat. Kim? Victor Hryapa. Devamlılık olarak, savunma olarak söylemiyorum. He. Abi kaç yani... Sakın savunma olarak söyleme hayır, zaten. Ama diz sakat. Oynadığı maç olarak söylüyorsun. Yani hani başarılı yani tamam, kadroların tamam, önemli parçası değişmez olduğunu. Değişmez oyuncusuydu evet, ama benim dediğim şey yani Hryapa'da hani yetenek olarak belki hepsinden daha yetenekli olabilir ama Dunstan çıkınca sahaya yani Dunstan'ın onu varsa onu da vermek için mücadele eden. Yani bir gün 8 verir, bir gün 7 verir, bir gün 9 verir ama hiçbir zaman 6'ya düşmez. Yani 7'den aşağı inmez. 10 da verdiği olur ama hep verir. Doğru. Felipe Reyes gibi mesela. Yani bu tip oyuncular. Siena'da Benjamin Eze vardı. Ha, güzel. Yani hani evet, ama o seviyede değil yine. Yok ben yine aşağı seviyede evet, söylüyorum. Farklı isimler aşağıda olsun. Aşağıda kaldı o. Ama bu ikilinin yanında yok, aksi bir rol zaten mümkün.
Peki bir sonraki maçları da çok kısaca konuşalım. Yani Maccabi yaralı bir şekilde İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra Efes'le oynayacak bu hafta. Ama yani Anadolu Efes'in bu inmesi de düşünüldüğünde ki çekmece maçı hani müthiş miydi? Değildi ama rahat kazandı Anadolu Efes. Ki Larkin'i dinlendirme şansı, birçok oyuncu dinlendirme şansı buldu Ergin Ataman. Fenerbahçe'de Kim Ki ile oynayacak iç sahada Fenerbahçe Beko. Tabii iki takımımızın da aynı haftada kazandığı haftaları bulmak gittikçe zorlaşıyordu aslında Euroleague'de. Güzel bir hafta oldu. Tabii dileriz devamı gelir. Yani Kim Ki'nin de yine hani yaralı demesek de onlar da zor bir maç kazandılar Kızıldız'a karşı. Yeni takım olmaya başladıklarını söyleyebiliriz. Yani iki takım da acilen galibiyete ihtiyaç duyan konumda. Hem Maccabi hem Kim Ki. O yüzden muhtemelen zor maçlar olacak temsilcilerimiz adına. Kolay maç olmayacak. İkisi de kolay maç olmayacak kesin ama Efes'i ben daha favori görüyorum. Fenerbahçe konusunda Kim Ki özellikle Eric McCollum'un gelişiyle farklı bir hücum silahları oldu. Yani daha önce Şivet'in çok daha hücum daha top kullanmasına yönelik yani bir oyun şeyi varken Şivet şimdi her maç 10 asist 11 asist yapar bir konumda. Bunu o asistleri sayıya çeviren oyuncuların çokluğu inanılmaz bir tehlikeli takım haline getiriyor. Yani çok iyi takım mı? Tabii ki değil. Ama hücumda iyi oynadıkları gün Fenerbahçe'ye burada rakip olabilirler. Ama Fenerbahçe'de Maccabi maçındaki savunma agresifliğini isteğini gösterirse o zaman Fenerbahçe daha avantajlı konuma geçer. Kesinlikle. Şved'i yani genel aynı enerjiyle Maccabi deplasmanındaki enerjisiyle gelmesi gerekiyor. Çünkü Kim Ki yani McCollum olsa evet geliştirdi. Yani yavaş yavaş geliyor. Şved çok önemli bir parça bu takım için. Kim tutacak? Organizasyon olarak nasıl olmak gerekecek Fenerbahçe Beko için? O enerji tutmak çok önemli. Veseli'nin savunması çok önemli olacak. Şved'in pick and roll üzerine kendi şut yaratır. Boş adam bulur. Çok yetenekli. Boy farkından dolayı da büyük avantajı var bu pozisyonda. Yani bir sürü parametreleri var ama Fenerbahçe Beko için bence en önemlisi istek, istikrar, prensiplere saygı duymak. Öyle maç kazanır ama bir detay var. Yanis Timma. Geçen yani bu burada yıl, değil mi İstanbul'daki maçta? Hatırlıyor musun? 11'de 6 mı devrede? Evet. Bir de 4'te 0'da başlamış evet, ondan sonra değil mi? Ondan Kızlarımız sonra işte Alev aldı. Sonunda çok iyi oynadı. Mesela işte bu mesela bir bir çok zor bir maçtı tabii ama Fenerbahçe maçları var. O maçta çok oyuncusu var ya. Pierre. Yani en önemlisi. Bulanamaz. Evet. Bulanamaz Pierre. Biraz bang biraz vurmak lazım biraz. Bu arada programı biz çekerken Ettore Messina bir mektup açıklamış. Yani daha doğrusu mektup yazmış. O mektubu medyaya servis etmiş. Onu da değineyim çok kısa. Şu anda yapılması gereken tek şey Avrupa organizasyonlarını askıya alıp domestik ligi oynatmaya devam etmek. Yani yerel liglerin oynanmasına devam edilmesi. 4 aylık sürede Avrupa içerisinde seyahatin olmaması bu salgını yavaşlatmak yolunda önemli bir hamle olabilir diyor Ettore Messina. Ama tabii hani ne kadar yapılabilir bu? Çünkü sonuçta oyuncu maaşları... Yani oyunculardan böyle bir istek gelirse eğer, oyuncular eğer derse ki biz hani Avrupa maçlarında oynamak istemiyoruz, işte hani hayatımızı riske atmak istemiyoruz, sağlığımızı riske atmak istemiyoruz ve yani yerel ligleri oynamaya okeyiz, Türkiye'dir, işte İspanya'dır. %40'ını, 50'sini azaltmaya kabul ediyorum. Derse oyuncular demez bence hiç. Demez. Kim der bence? Kimse. Tabii canım. Kimse demez. Şimdi o yüzden biraz boşa çıkan bir önerme gibi. Mantıksız değil açıklama ama dediğim gibi olma olasılığı düşük. Ya bir fon, ligin bu şekilde devam... Etmesi de zor. Etmesi de zor zaten daha önce de konuştuk. Yani hani Euro Lig'in burada hani eksik çok kaldığı konu... Çok ekstrem bir şey istiyor yani. Bence çok de. Çok ekstrem bir şeyden bahsediyor. Mantıksız değil ama... Yapılabilir. Ama kim kabul ediyor ki? Olur. Sonra işte kendini bakıyorsun, kendini düşüneceksin. Oyuncu diyor ki yani benim ailem var, benim çocuğum var, benim bu var bu. Yani
Mümkün değil yani. Bu kabul etmesi çok zor yani. Şöyle bir ekleme yapmış. İşte Mart ya da Nisan ayında da bütün uluslararası turnuvalar bitebilir. Ve sonrasında da olimpiyata hazırlık başlayabilir ama ya Bubble'ın ihtiyaç olduğu ortada. Yani şu açıdan söylüyorum. Ertelenen maçların bir yere toplanıp gün gün işte saat saat arka arkaya oynatılmadığı denklemde hani o maçların oynanması, fikstürde bir yer bulması. Ertelenen maçlara tarih açıklandı. Ya ama hayır hepsi açıklanmadı. Bir kısmı açıklandı. Evet ama ama sonuçta daha da erteleme olacak. Olacak. Şimdi daha da ertelemenin olacağı durumda bunlar toplu bir şekilde oynanmadığı takdirde bitirilebilir mi? O eşitlik sağlanabilir mi? Büyük soru işareti. Etremes'in önerisi de işte 4 ay oynatılsın. 4 ayda salgın azalsın. Hı hı. Çünkü birçok ülke tekrar lockdown'la tekrar yani işte sokağa çıkma yasakları vesaire başlamış durumda. Ondan sonra salgın hafifleyince, hafiflerse ki bilemeyiz. Mart'ta ya da sanki Nisan'da kim garanti veriyor ki? Mart'ta Nisan'da Bubble'da mı oynasın diyorsun? Yani takvimi nasıl yapacak? Söylediği şey o evet. Benim anladığım kadarıyla o. Tam yani sonuçta çok uzun bir mektup. Hepsini şu an okuyamadım. İmkansız bir şey çünkü zaten. Ama garantisi yok ki 4 ay sonrası. Yani, hem onun garantisi yok. Evet. Garantisi olsa da EuroLeague'in böyle bir gücü yok ki. Nasıl yapacak? Yani yapsa şimdi yapar zaten. Ya koç, niye 4 ay beklesin o zaman? Koçların çok sıkıntılı olduğunu ben de biliyorum. Yüzdeyiz, yani WhatsApp çok. Grupları, koçların WhatsApp gruplarında epey işte EuroLeague'e karşı hani biz burada hani çok fazla problemle uğraşıyoruz ama hani EuroLeague hiçbir şekilde bize destek vermiyor. Koçların hiçbir şekilde fikri alınmıyor, edilmiyor gibi Ettore Messina'da başta olmak üzere zaten birçok kişinin rahatsızlık duyduğu bir konu bu. Mektup da açıklandıktan sonra benim aklıma direkt o geldi ama hani ne kadar realistik, ne kadar gerçekçi çok emin değilim ben de ondan. Yani bir şey yapılması gerektiği ortadaydı ama şu aşamadan sonra bu çözüm olabilir mi? Yani oyunculara İbrahim abinin de söylediği gibi kim niye kabul etsin bunu? Kimse yani. Yani oyuncular zaten Avrupa'daki özellikle Amerikalı oyuncular tamamen para için buradalar ve oradan yani bir feragat. Avrupalı, Amerikalı diye kısıtlama yani oynayan herkes bu evet, işi. Evet, bu iş yani. Evet. Bir yerde para için yapıyorsun tabii ki. Yani tabii ki amatörsün, zevk alıyorsun ama sonuçta bir kontrata imza atıyorsun. Hı-hı. Onun karşında da yatırım yapıyorsun, beklentilerin var, hayatla ilgili endişelerin var. Evet. Sen şimdi bunu kendin olarak ben bunu istemiyorum hiçbir oyuncu demez. Ya bir de bu arada şey söyleyeceğim yani İtalya içerisinde seyahat etmekle İtalya'dan Fransa'ya seyahat etmek arasındaki çok büyük fark yok. Büyük fark nedir yani tamam Litvanya'ya gitmek ya da Moskova'ya gitmek arasında tabii ki fark var ama İtalya zaten felaket durumda. Fransa da felaket durumda. Evet. Bilmiyorum Messi'nin çok benim aklıma yatmadığı önerisi ama psikolojik tabii onlar. Bakalım en azından bir hamledir bu. Hani farklı görüşler zaten var biliyoruz. Umarız daha da böyle artarak herkesin sesi çıkar ve belki bir konsorsiyum, bir ortak bir görüş oluşur diyelim. Herkes aynı sayfada olmak. Zor. Çok zor. Çok ama zor. En azından en azından buradaki organizasyonları yöneten yapılar aynı masaya bir otursun da yani FIBA EuroLeague için söylüyorum. Ondan sonrasına bakarız. Çünkü Messina'nın mektubunda o kısım da var. Ya yani birleşmeliyiz gibi. Okurum da ama conflict çok büyük yani interest. Anladın mı işte? Tabii FIBA'da EuroLeague bitsin istiyor yani. FIBA'da, mesela anladın mı? Şey çok karışık yani. İzliyor yani. Tabii. Yani geçen sene, geçen haftaki şeyin teklifin ne durumda? Hani neydi? Onların yaptığı teklif ne neydi? Durumda? Hani Bertomeu? FIBA'nın evet Bertomeu'ya yaptığı teklif. Geçti mi o? Eskiden olan bir şeydi o benim. İşte geçen hafta söylediğin neydi teklifi hatırlamıyorum. Ya işte Bertomeu Jordi'ye ya Jordi istiyor bu FIBA ve EuroLeague'in birleştiği. Birleşmesi. Ya David Adam Silver'ın evet. David Stern diyecek. Tamam. Adam Silver'ın mevkidaşı olmak istiyor burada da ben hiç zannetmiyorum FIBA'nın öyle bir şeye hani müsamaha göstereceği ama en azından bence FIBA Şampiyonlar Ligi yani Euro Cup'ın zaten önüne geçti ilk kez bu sezonla birlikte. Hı-hı. Gelecek sene hani Euro Cup'ın önünde zaten belki şu anki Şampiyonlar Ligi ile EuroLeague arasına girecek yani net bir kupa 2 olacaktır bence eğer hani EuroLeague bu şekilde devam ederse çünkü takımlar zaten oraya doğru meyillenmiş vaziyetteydi. Peki çok uzattım. Teşekkür ederim. Hem maçları konuştuk hem son bölümde mektubu da biraz konuştuk. Hı hı. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.